Üniversiteden mezun olduğumda bir işe girmiştim. Orada eşim insan kaynakları uzmanıydı. 2 ay çalıştım, işten çıkarttı beni. Öyle tanıştınız ve evlendiniz. Evet. Yani. Fantezi yapıyor musunuz lan iç aranızda? İşten kovuldunuz. Ne yapıyorsunuz Lütfü Bey? Benim eşim çok haz etmiyor senden. Arasa da megafondan. Aramayayım. Ara lan konuşayım. Ben arada yazmış. Ne yazmış? Bana giydiriyor değil mi? Anasını bacısını. Ya ver altına sıçma. El alemin kadınıyla senin hakkında bir yorum yapmasına sakın izin verme. Yok aşkım, milyon kişi izliyor. Öyle bir şey olabilir mi? Öldürteceksin beni. Eninde sonunda benim de izleme şansım olur. Bozuşuruz. Tamam aşkım, beraber izleyeceğiz zaten. Aşk. Oğlum bitirdin beni ya. Aşkım ben yeni birini buldum yazıyorum. Sakın. Altında da Nedim diye biri kalpli öpücük atmış oğlum. Aman aman, yok canım, saçma. Yemin ediyorum, bak şu ne abi? Bazen şeytan diyor ki dediğiniz anlarda şeytan ne diyor? Az sakin ol. Oha, şeytan bile senden daha uslu yani. Ne diyor bu yenge? Ne demişim? Ahlaksız. Bekarlığın en kötü yanı nedir? Evlilere soru da evliliğin en kötü yanı nedir? İşte bir yatakta böyle rahat rahat yatamamak var ya. Bir dönüyorum böyle, Allah'ım, terden koluma kıl yapışmış. Bir bakıyorum koridorda saç baş, iğrenç. Benim için kötü bir yanı yok. Ben mutluyum halimden. Kılsız galiba. Kıl dökmüyor. Dökmüyorsa problem yok. Arkadaşlar köpekten bahsediyorlar, kocadan belli değil.